Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahir Selim. Filament inceleme video serisinin yeni konuğu mikrozey firması olacak. An itibariyle birçok farklı renkte filament satışı yapan firma sizin de bildiğiniz gibi yerli bir firma. Hemen paketlemeden söz ederek başlayacak olursak ürün elime işte bu kutunun içinde çevresine stretch film sarılı vaziyette geldi. Kutu içeriğinde fatura ve filamentin kendisinden başka herhangi bir eşantiyon ürün, broşür vesaire bir şey çıkmadı. Makaranın paketlenişi güzel. Her şey olması gerektiği gibi vakumlu poşetle geliyor makara. Ben bunu tabii ki daha evvel açmıştım. Makara plastik bir makara. Gayet kalın. Ağırlığını daha makara bitmediği için ölçmedim. Ölçtükten sonra biliyorsunuz ben açıklamalar kısmındaki pdf'e bu bilgileri işliyorum. Ee, tekrar kullanılabilir bir makara değil, Esun firmasının yolladığı gibi. Ee, ama e, güzel, e, kaliteli bir makara. E, filamentin dokusundan bahsedecek olursak, mat bir filament. E, mat, dokusuz, e, düz. E, hoş görünen bir filamenti var. Makaranın üzerinde herhangi bir e, bilgi, basım, sıcaklık önerisi vesaire herhangi bir şey yazmıyor. Keşke yazsalarmış. Fakat kutunun üzerinde bu bilgiler mevcut. Nozla sıcaklığı 200 ila 220 derece arası diyor. Tabla sıcaklığı da 60 ila 80 derece arası diyor. Yani önerilen sıcaklıklar bizim normalde kullandığımız sıcaklıkların biraz üstünde. Ben de baskı yaparken bu sıcaklıkları sıcaklık önerilerini göz önünde bulundurarak aldım. Yani 200 ile 220 arasında öneriliyorsa sıcaklık değerleri ben genelde 210 ikisinin arasını alıyorum ortasını alıyorum tabla sıcaklığında da 70 derece sıcaklığı tavsiye ediyorlar ben de o şekilde kullandım genellikle 1.70 1.69 yani 1.69 1.70 milimetre çap ölçtüm sanki çap olması gerekenden biraz düşük gibi geldi bana. Fiyat bilgisine bakacak olursak, Mikro Z firmasının kendi sayfasında şu an ürünün fiyatı 89.90 kargo ve KDV dahil fiyatı ve bugünün tarihi 14 Temmuz Salı 2020. Şimdi dilerseniz mukavemet testine sizin de beklediğiniz ve merak ettiğiniz mukavemet test sonuçlarını bir göz atalım. Evet sizin de gördüğünüz gibi MicroZee firmasının filamenti yatay baskıda 152.60 kilogram çekebildi, dikey baskıda ise 50.80 kilogram çekebildi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben genelde tartı sıfırlamayı, o zincirleri vesaire ürüne halkaya geçirmeden evvel yaparım ki. Zincirin ağırlığı da şeye eklenmiş olsun yani test sonucuna eklenmiş olsun. Ben bu sefer zincirleri taktıktan sonra tartıyı sıfırlamışım. Dolayısıyla bu sonucun üzerine o zincirlerin ağırlığı olan 1.2 kiloyu da eklemek lazım ki diğer karşılaştırmalarla arasında bir adaletsizlik olmasın. Dolayısıyla 152.60'ın üzerine 1.2 kilo daha ekliyorum ve tabloya bu şekilde bilgileri geçiyorum. Şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak, şu ana kadar 5 firmanın filamentini incelemişiz. Bunlar Elastridi, Zaxe, MicroZ, FK Filament ve CC3 firmalarıdır. Bu sıralamada MicroZ firması 3. sırada yerini aldı. İlk 2 sırada Elastridi ve Zaxe firması baş başa gidiyorlar. Yani Sadece mukavemet testi açısından bir sıralama bu. 3. sırada Micro Z, 4. sırada FK Filament ve 5. sırada CC3 markası var şu anlık. Peki ben Micro Z firmasının bu 1 kiloluk makarasıyla neler bastım? Elimde size gösterebileceğim ne örnekler var? Hemen şöyle sıralayayım. Mesela şu el modeli. Bence çok çok harika bir model. Çok dekoratif duruyor. Nereye koyarsanız koyun. İsterseniz şöyle dik koyun. Ve harika detayları var. Biraz da büyük bastım. Büyük olsun istedim açıkçası. Çok güzel bir model. Size de tavsiye ederim. Bu filamentle nasıl oldu baskısı diye soracak olursa gayet güzel oldu. Gayet sağlam oldu gibi duruyor. Fakat saçaklanma sorununun önüne geçemedim. Yani ısı ayarlarıyla da oynasam size örnek videosu ve Resimleri gelecektir şimdi e, ısı ayarlarıyla da oynasam e, geri çekme ayarıyla da oynasam e, o saçaklanma sorununu çözemedim e, çok önemli mi çok önemli değil yani çıktı aldıktan sonra bunları temizleyebiliyorsunuz gerek ısı tabancasıyla gerek e, keskin bir bıçakla onları tıraşlayabiliyorsunuz ama ekstra bir iş e, yani filamenti değiştirdiğim zaman başka bir filamentle çıktı aldığım zaman aynı ayarlarda o saçaklanma sorunu olmuyor ama bu filamentte bunun önünü alamadım ben. Isı ayarlarıyla da oynamama rağmen üstelik. Bir diğer ürün, işte bu Batman modeli. Bu model de çok hoş oldu, güzel oldu. Yani görsel açıdan sizi sükutu hayale uğratmayacak. Bir filament bu da. Yerli üreticimize ait bir filament. Fiyatı da güzel. Tercih edilebilir yani neden olmasın. Şu bir Bruce Lee modeliydi. Bunun bir kolu ne yazık ki koptu. Altına konulan destek çıkartırken kolu da koparttık ne yazık ki. Artık yeğenlerime oyuncak olacak bu. Bir diğer ürün şu Batman Büstü. Bu aslında büst değil bir e, kulaklık büstü. Öyle söyleyeyim. Yine büst de bir kulaklık büstü. Şuraya kulaklarınızı takıyorsunuz e, masanızın üzerinde e, hoş duran, hem işlevi olan, e, özellikle oyuncu bilgisayarlarının e, yanına yakışan o RGB ledlerin yanına yakışan güzel bir e, kulaklık büstü. Bir diğer ürün bu Mandalorian e, kaskı. Bunun tamamını yalnız e, mikrozey filament ile basmadım. Yani biraz farklı firmaların filamentleri de vardı. E, on, onlarla karışık oldu. Yani sadece mikrozey ile bastım diyemem bunu. E, çok büyük bir kask oldu. E, benim kafama bile e, oturabiliyor. Benim büyük kafama. E, ayrıca masa üzerinde. Çok da güzel duruyor. Bunun tabi e, içine e, film kaplı bir e, jelatin yerleşecek. Belki içine aydınlatma vesaire de koyabilirim. Şu anlık bilemiyorum. Ama bu haliyle bile çok güzel oldu bence. Şöyle bir çevireyim. kaç parçadan oluşuyor bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Galiba 8 parçadan oluşuyor. Basması ve birleştirmesi bayağı uzun sürdü. Bir diğer baskı bu bir temiz heykeli. Günümüz dünyasında biliyorsunuz bu adaleti sembolize ediyor. Elinde terazi olması lazım öyle söyleyeyim size. Daha terazi yerleştiremedim. Şu kılıcı ayrıca basıyorsunuz oraya yapıştırıyorsunuz. Bunun üzerinde tabi şey var. Akrilik bazlı bir dolgu boyası var. E bu nasıl oldu? Bu da fena olmadı. Biraz daha para işi var. Ama bundan da memnunum. Sonuç olarak Micro firması tercih edilebilir bir firma. Özellikle birçok renk seçeneği mevcut şu an gördüğüm kadarıyla. E, kullanılabilir neden olmasın. Belki benim yaşadığım bu saçaklanma problemi e, sadece benim makinem için geçerli bir şeydir. E, siz de eğer... Micro kullanıyorsanız ve memnunsanız ya da memnun değilseniz sebebini belirterek yoruma yazarsanız çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.